siyasi analist Farşit Bagaryan İran'dan yayınımıza katılmak üzere hazır. Merhabalar Farşit Bagaryan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim Murat Bey. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde sağ olun efendim. Geçtiğimiz günlerde hep konuştuk. Ne olacak? Nasıl cevap verecek İsrail? Çünkü çeşitli senaryolar hep konuşuluyordu. İşte enerji tesisleri, nükleer tesisler gibi ve o beklenen misilleme geldi. Önce nasıl yansıdı İran'a, İranlılara, İran yönetimine bu saldırı ve elbette ki en çok merak edilen bir misilleme olacak mı? Olacaksa bu nasıl olacak? Konuşulmaya başlandı mı İran'da? Buyurun. Teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim. Hatırlarsanız biz günler öncesi sizinle bir uzun bir program yaptık. Hatta bu konuları konuştuk. Amerika'nın izni olmadan zaten böyle bir saldırı ya da böyle bir misilleme daha doğrusu gerçekleşemez diye ifadesini kullandık. Zaten dikkat edin 2-3 gece öncesiki saldırıyı tamamıyla yani bu orkestra şefi tamamen Amerika'ydı. Yani Amerika bir hava koridoru açtı. F-35'lerin uçuşlarının iznini verdi. Dolayısıyla istihbarat desteği sağladı vesaire vesaire. Hatırlarsınız İsrail kabinesi orada yani örnek söylüyorum Başbakan Netanyahu bir Hamas daha doğrusu savaşçısını doğru yürürken bir kurşun geçirmez bir yele giyiniyor. Bu tam tecizatı gidiyor ama o gece onlar takım elbiseyle oturmuşlardı. Şimdi bu takım elbiseyle oturması şu anlama gelir. Bu mesajdır. Yani İran misilleme yapmayacak anlamına geliyor. Yani biz rahatız. Saldırımızı yapıyoruz. Normal kıyafetlerle evimize döneceğiz vesaire vesaire. Tabii bunun bu rahatlığı nereden geliyor? Demek ki bir Amerika ile sonuç itibariyle bazı konular konuşuldu. Temas şimdi var saldırı... o diyorsunuz. Şimdi ona ilişkin çok özür dilerim bölüyorum ama bazı haberler de var. İran'a bilgi verildiği yönünde bu saldırı öncesinde. Gerçi Netanyahu bunu yalanladı ama Amerikan menşeli Aksiyon haber sitesinde karşılıklı bir bilgi alışverişi de bulunulduğu iddia edildi. Var mı gerçeklik payı hakikaten olabilir mi? Ben şahsen katılabilirim bu konuya. Yani dediğinize katılıyorum. Şöyle, İsrail'den direkt bilgi bize gelmez. Zaten böyle bir şey söz konusu değil. Ama Amerika bilgiye verdiği olabilir. Çünkü bakın Amerika iki defa Pentagon'dan belgeler sızdırıldı ifadesini kullandı. Bu sızdırılma biraz şovvari bir konuydu. Yani orada eğer Pentagon her gün bir belge oradan sızdırıyorsa orası Pentagon değil. Orası bir bakkal olması gerekiyor. Bilinçli sızdırdılar onu. Bilinçli tabii aynen katılıyorum size. Tebrik ederim. Dolayısıyla bilgiler verildi. Şimdi esas bu mesaj İran'a verilmedi. Bu mesaj İsrail'e verildi. Sen eğer kırmızı çizgimizi aşarsan ya da bize rağmen saldırı düzenlersen biz sana destek vermeyeceğiz ve yanında olmayacağız. Dediğim gibi o 3 gece öncesindeki saldırı tamamıyla orkestra şefi Amerika'ydı. Yani Amerika bunu yönetti ve hatta durdurduğu noktasına ya da mesajına Amerika verdirdi. Dikkat edin 3 dalgadan oluştu ve İsrail 3,5 saat sonrası saldırı tamamlandı ve konu kapandı ifadesini kullandı. Peki evet. Konu kapanacak mı? Yani İsrail'e göre İran eğer bir şer ekseni ise konu kapanmayacak ki. Yani dolayısıyla bu bir Amerikan mesajıydı. Şimdi Amerika'nın Biden'ın da çok özür dilerim açıklaması hemen peşine oldu ya. Umarım bu sondur ve umarım evet, bu son aynen, olur yönünde aynen, bir açıklama aynen, yaptı. Aynen, aslında aynen, benzer. Aynen. Şöyle izah edeyim. Yani bu bir savaştır. Sonuç itibariyle İran ve İsrail arasında bir varoluşsal bir karşıtlığı var. Bu bir savaştır. Bu savaş bitmeyecek, bu savaş devam edecek. Hatta ilerleyen belki yıllarda, örnek söylüyorum, şu anda bu katliamın mirasçıları daha doğrusu, bunların çocukları vesaire 15 yıl sonrası nasıl bir intikam duygusuyla kapılıp da belki İsrail'e karşı vereceklerini şimdiden kestiremeyiz. Ama şimdi İran'a dönelim, yani sorunuza dönelim. İran eğer Amerika ile bir, tekrar söylüyorum, bir bilgi alışverişi içerisinde olursa ve Amerika burada İran'a bundan sonrası saldırı yapmayın yani bunu yetinmeniz gerekiyor diye. Hatta İngiltere Başbakanı da aynı ifade kullandı. İran cevap vermesin. Kamala Harris de dikkat edeyim. İran cevap vermesin. Bu yönde ise İran cevap verecek. Ama İran eğer cevap vermiyorsa sonuç itibariyle kaç imtiyaz verilmesi gerekiyor İran'a. Çünkü içeride şu anda beklentiler var. Yani benim gibi insanlar örnek söylüyorum. Belki bir saldırı olması gerekiyor diye ifadeler var ama benim gibi olmayan birçok insan var ki diye ne gerek var? Savaşa ne gerek var? Savaşın ekonomisini biz kaldıramayız. Yani İranlılar da ikiye ayrılmış durumda. Bir şey cevap tabii, verilsin tabii, diyenler tabii. Var veya verilmesin diyenler tabii, var. Tabii tabii. Esas şöyle söyleyeyim. Yani ben kendimize böyle belli bir zümreye ait ettirmedim. Yanlış anlamayın. Yani saldırı yapmamız gereken ve saldırı gerek yok diye baştan ifade edenler var.
Peki Hamaney'in, çok özür dilerim, Hamaney'in ve Pezeşkiyan'ın açıklamalarına baktığımız zaman oradan nasıl bir okuma yapmak gerekir? Ne büyütülmeli ne küçümsenmeli dedi Hamaney. Mutlaka bir karşılığı olacak dedi Pezeşkiyan. Evet. Yani bunlara baktığımız zaman da bir misilleme beklentisi daha çok yükseliyor sanki. Şöyle izah edeyim. Esas itibariyle İran'ın medyası sonuç itibariyle bu harbin, yani bu savaşın yanı sıra bir psikolojik harpla yürütülüyor. Yani hem İsrail bunu yapıyor, hem Amerika, hem İran yapıyor. Dolayısıyla herkes kendi halkına göre bir psikolojik harbin kazanmayı çalışıyor. İran medyası ki devlet aittir. Saldırıyı çok küçük bir şekilde, hiçbir şey olmadığını, hatta gülümseyerek, buna kahkaha atarak da açıkladılar. Biz de ona karşı çıktık. Yani böyle bir şey yok. Sonuç itibariyle İran hava sahası saldırıya maruz kaldı. Sonuç itibariyle bir yabancı uçak İran sahasına girdi. Yani bunun bir gülünecek bir yanı yoktu. Sonra dini lider bir ifade kullandı. Bakın, küçümsemeyin, büyütmeyin. Bu tam realizm yaklaşımdır. Tam gerçekçi bir yaklaşımdır. Yani bir saldırı olmuştur. Bir tahribatı var. Bir hasarı var. 5 şehit, şimdiye kadar 5 şehit verdik. Hatta İsrail'in basını şu anda bu ölü sayısını 26 bile açıkladı. Yani nasıl bunu yaptı bilmiyorum ama 26 açıkladı. Ama biz şu anda 5 şehit verdik. 2000 başı vardı bunların içerisinde. Şimdi dikkat edin, İran mecbur bir saldırı yapacak. Saldırı demeyelim de saldırı kelimesi yanlıştır. Yanıt İran verecek. Bir yanıt verecek. Bakın, bazı maalesef bazı literatüründe, yani bazı kelimeler literatürü yer almayan şeklinde kullanılıyor. Mesela intikam. Devlet hiçbir yerde dünyada intikam almaz. Yani intikam terimi devletin literatüründe yok. Devlet yanıt verir, misilleme yapar. Bunun misillemesi de zor. Yani bunun misillemesini yapması için siz birebir aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Örnek söylüyorum, oradaki hava üslerine, askeri üslerine vesaire vesaire. Yani eğer 5 şehit verdiysek orada da 5 şehit. Onlara göre 5 ölü olması gerekiyor. Örnek söylüyorum. Ama bunun bir misillemesi olamaz ki. Yani bu şekilde ölçülü bir şekilde davranamazsınız. İran yanıt verecek. Ve dolayısıyla bu kelime yanıt içerisinde herhangi bir yanıt olabilir. Yani 5. nesil savaşının içerisinde herhangi bir yanıt. Bu kendi mi verecek, vekiller üzerinden mi verecek? Vekiller üzerinde de zaten 5. nesile giriyor. Fark etmez. Yani 5. nesil dediğiniz zaman siz siber saldırırsan başlayabilirsiniz. Biyo saldırıdan başlayabilirsiniz. Dalga, lazer, örnek söylüyorum. Hatta medya üzerinde psikoloji var. Hepsini kapsıyor. Dolayısıyla İran yanıt verecek. İran bir devlettir. Ve devletin geleneği itibariyle, sonuç itibariyle bu hava sahası taarruza maruz kaldı ve dolayısıyla yanıtını verecek. Her ne kadar Amerika imtiyaz verse de vermese de. Ancak bir kelime var, bir cümle var. Belki bir ateşkes masası gözüküyor ise ki biraz zor, yani şu anda onun bugünlerde onu görmek biraz zordu. Ve orada bir netice çabuk ortaya çıkarsa, dediğim gibi bir ateşkes. Gazze saldırılarına aynen yönelik bir ateş. Ama onu da Netanyahu herhalde reddetmiş. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin teklifini reddetti diye okuyoruz. Aynen. Arz ettiğim gibi bu biraz zor. Yani tekrar söylüyorum, ben bütün şıkları biz konuşuyoruz. Eğer öyle bir masa kuruluyorsa, yani Başkan Biden'in patronajıyla böyle bir şey kuruluyorsa ve bir netice verirse, çünkü bu bir defalarca bu masa kuruldu ama bir netice vermedi ki. Tabii. Orada bir katliamın durdurması, Lübnan, yani Hizbullah, Lübnan ve Gazze, belki İran vazgeçebilir. Ama şu anda öyle bir şey bana göre söz konusu değil. Çünkü Netanyahu hayatta kaldığı müddetçe bu katliamlar ve bu saldırılar ve Orta Doğu'daki kan, daha doğrusu kan zaman ağlamak dediğim gibi durmaz. Yani dolayısıyla o şıkkı biraz ihtimali azdı. Ama İran yanıt verecek. Yanıtın niteliği ve niceliğine konuşmak lazım. O tabii, o devletin inisiyatifi farklıdır. Biz okuma biçimimiz farklı. Sembolik bir misilleme olacak, güçlü bir misilleme mi olacak? Onu tabii zaman gösterecek herhalde. Onun için şu an bir şey tabii söylemek mümkün değil. Güzel bir ifade kullanırız. Bakın, o sembolik ve sembolik olmayan arasında fark şudur. Yani birçok kitle Orta Doğu'nun büyük bir savaş olmasını bekliyorlar. Birçok kitle savaşın çıkmasını istiyorlar. Niyet ediyorlar. Dolayısıyla bundan sonrası sembol kelimesi ya da sembol ifadesi bana göre kalmayabilir. Çünkü bundan sonrası iş çığırından çıkabilir. Yani siz eğer büyük bir saldırı İran düzenlerse bundan sonrası artık Orta Doğu'da bir savaş diye bekleyebiliriz. Maalesef. Ama dediğim gibi bu savaşın ekonomisini şu anda Orta Doğu ülkelerin kaldıracak gücü yok bana göre. Tahmin ediyorum yok. Yani ben sadece İran'ı kastetmiyorum. Birçok ülke zaten, doğru, tanıdığımız ülkelerde. Bunu zaten şu anda kaldıracak gücü yok. Dolayısıyla herkes mümkün mertebe
dikkat edin, Suudi Arabistan Birleşik Emirlikleri Ürdün bile saldırı kınadılar. Yani İsrail'in saldırısını kınadılar. İlk defa oldu bunlar. Yani daha önce olmamıştır. Dolayısıyla bunlar bu atışın yayılmasından dolayı bunu kınadılar. Yani yoksa çok İran dostu değiller bunlar. Ama atışın yayılmaması dolayısıyla, çünkü onların büyük yatırımları var. Ve o yatırım beklentisi var. Bu beklenti zaten eğer boşa çıkacaksa, bir füzeyle her şey, Dubai borsası düşerse, çökerse, o zaman bir anlamı yok. O bakımdan bölge ülkelerinin savaş istemediği belli, aşikardır. Türkiye'de keza, ben tahmin ediyorum, Türkiye'de de zaten savaş istemiyor. İran'ın açıklamaları da tabii o yönde, biz savaş istemiyoruz yönünde. Hep. Dolayısıyla bu iş şu anda garantimiz, yani garanti derken, yani savaşın olmaması garantisini kastetmiyorum. Bir 5 Kasım'a kadar ya da hatta 7 Kasım'a kadar o başkanın açıklanması, ki bana göre çok fazla fark etmiyor. Amerika kim olursa olsun, Pentagon zaten kendi kararını veriyor. Ama o zamana kadar bir saldırı İran'dan tarafından düzenleneceğini düşünmüyorum. Nitekim İran bir rapor hazırlıyor. Bu rapor hasar tespitidir, zayiat tespitidir ve hangi ülke hava sahası kullanıldığını ve ne şekilde kullanıldığını, bu raporun içine girmesi gerekiyor. Bu rapor halka paylaşılacağını ben zannetmiyorum. Yani hiç herhangi bir devletin böyle bir raporu bir halkın paylaştığını dünyada görmedik. Ama bu raporun hazırlanmasına kadar bana göre bir saldırı söz konusu yoktur diye, evet, ifade ediyor. Seçimlere de zaten az bir zaman kaldı. Mutlaka orada bir... Aynen, dengeliyor. O zamanlar dengeliyor. Doğru, evet, söylüyorsunuz efendim. Şimdi tabii aslında İran bu saldırıyı bekliyordu ve aslında hava sahasını kullandırabilecek diğer ülkelere yönelik de bir açıklaması olmuştu. Mesela işte Ürdün hava sahası kullanılırsa onlara karşı da cevabımız olur diye. Saldırılar Suriye ve Irak üzerinden gerçekleşti ve hemen o ülkelerde biz kendi hava sahamızı kullandırmadık diye bir açıklama yaptı. Bu kullandırmama İran'ın o çağrısından dolayı bir geri adım mı, yoksa hakikaten bölgesel bir çatışmanın daha tırmanmasını istemedikleri için, kınamalara baktığımız zaman da biraz önce siz de söylediniz, onu görüyoruz. O yüzden mi kullandırmadılar? Nasıl düşünüyorsunuz? Tırmandırmaması, o de-escalation kelimesini zaten Amerikalılar da çok kullanıyorlar. Ve bu ülkeler de zaten bu yönde ifade verdiler. Fakat bunu aşikar ve bariz bir şekilde biliyoruz ki Amerika'nın yani Irak'taki hava üssü bu iş için kullanıldı. Yani sonuç itibariyle Irak topraklarının üzerinden bu saldırı gerçekleşti. Ama burada İran'ın ne kadar inisiyatifi var burada, ne kadar tasarrufu var ve bu şekilde bunu durdurabilmiş miydi? Ya yok. Ama hava savunma sistemleri zaten yok değil mi? Irak'ın, Suriye'nin var zannediyorum, Irak'ın yok zaten. Tabii yok. Suriye üzerinden saldırı düzenlendiğine pek çok orada ihtimal vermiyorum. Çünkü orada Rus etkisi de var. Yani eğer böyle bir şey olduysa Rusların radar sistemlerinin böyle bir şey müsaade etmesi gerekiyor. Ama bu biraz çelişki yaratıyor. Yani Ruslar şu anda Ukrayna'da İsrail'e karşı bir nevi de bir hasmane bir tutum sergiliyorlar. Ama burada eğer İsrail uçaklarına böyle bir şey izin verdiyse biraz çelişki yaratılıyor. Yani o zaman Rusların bu işin dahil olduğunu diyebiliriz diye. Ama ben şimdilik Ruslar bu işin dahil olduğunu düşünmüyorum. Ama Irak tamamıyla, yani Amerikan hava üssü bu işe üstlendiğini ve tabii ki daha doğrusu Körfez'den de oradaki savaş gemilerden destek aldığını düşünebilirim. Nitekim F-35 uçaklarının ilk etapta yani bir kılavuz olarak zaten girdiler ve bütün radar sistemlerini bir şekilde etkisiz hale getirdiler kendince ve ondan sonrası belki İsrail hava uçakları F-15 ve F-16'lar belki giriş yapmış olabilir. Ama bu üç dalga kelimesi, yani İsrail kabinesi üç dalga kelimesi tamamıyla bir hava saldırısı anlamına gelmiyor. Bakın birinci kademe zaten buna ilerlediler. Yani Amerika bitti diye ikinci aşamaya geçebilirsiniz diye bu şekilde ifadeler geliyor. Birinci tabii radarları devre dışı bırakmak lazım. İkincisi hava savunma sistemlerini daha doğrusu imha etmesi ya da onları etkisiz hale getirmesi gerekiyor. Üçüncüsü orada patlamalar. Bu patlamaların ben şahsen, bunu şahsi fikrimdir. Burada yani belki yerel devşirmiş insanlar ya da uyan hücrelerden faydalanmış olabilirler. Yani bu üçüncüsüne bu kadar basit bir şekilde siz ulaşamazsınız. Nitekim burada füze daha doğrusu yapım tesisleri de yer altında, 500 metre yer altında, siz onları nasıl yani imha ettiniz? Yani ben o kadar tahmin etmiyorum. Ama İran, sadece İran değil, bütün bölge bu işten haberdar. Türk Hava Yolları biliyorsunuz bir haftalığı için zaten kendi uçuşlarını durdurdu. Qatar Airways durdurdu, Emirates durdurdu, Gulf Air durdurdu. Dolayısıyla bunlar bu hafta içerisinde bir saldıracağını herkes biliyordu ve artık gizli saklı bir şey kalmadı. Yani İran'da da biliyor. Bakın size ilginç bir şey ifade edeyim.
Yahudi inancına göre bunlar cumartesi günleri bile ışığı bile açmıyorlar. Yani yani bir hiçbir şey yapmıyorlar. Yani cumartesi günleri yatıyorlar. Bu saldırı cumartesi günü yapılıyor. Yani ve dini savaşın... referansla bir isim veriyorlar bu saldırıya. Tövbe günleri diye. Aynen. Öyle de bir isim. Orada da bir mesaj var galiba, değil mi? Tövbe, evet. Tövbe daha doğrusu. Yani bir nevi de tövbe ettiler. Biz cumartesi günlerin ışığı yakmadan ama bir saldırı düzenledik. Bu demek ki başka bir güç bunları bu cumartesi günü bu saldırı düzenlemesini zorladı. O da Amerikandır. Yani başka bir şey aramaya gerek yok. Amerika zorladı bunları. Ve daha doğrusu bir nevi de tabiri amiyane ise bir ayar verdi Netanyahu. Yani bize rağmen bir şey yapamazsın. Bizimle birlikte yapmanız gerekiyor. Tabii burada Amerika bu bölgede barış peşinde ya da savaş peşinde, ben barış peşinde olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası hiçbir zaman da olmadı. Ama Amerika şimdilik belki de ocağa kadar bir barış peşinde, ocaktan sonraki engameler belki başlayabilir. Çünkü daha doğrusu petrol kaynağı, doğal gaz kaynakları ve havzaları zaten Amerika'nın hedefinde. Dolayısıyla dediğim gibi belki biraz şu anda bir rahatlama var. İran bir düşünme sürecine girdi. İran nasıl misilleme yapacak, nasıl misilleme değil de nasıl yanıt yapacak. Çünkü misillemesi biraz farklıdır. Yanıt verecek diye. Belki İran, örnek söylüyorum, oradaki petrol ve doğalgaz havzaları belki vuracak. Yani o Ashkelon, Leviathan, Maria, Sarab, onlara belki vuracak. Onları belki yapacak, saldırı düzenleyecek. Yani o zaman misilleme olmaz. Başka bir şey oluyor. Tabii. O bakımdan bunu beklemek lazım ama şimdilik İran bence o sürece girdi. Sanki bir uçak moduna girdi. Dolayısıyla sadece düşünüyor, rapora bekliyor, hasar tespiti yapılıyor. Bu Kasım'a kadarki seçim, daha doğrusu seçim gününe kadar ya da seçimin iki gün sonrasına kadar denk gelebilir diye düşünüyorum. Efendim. Peki. Evet. Şimdi İranlılara bu saldırı nasıl yansıdı diye soracağım ama Amerika'nın aslında bu saldırının ayak seslerini geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle o sızdırılan belgelerle birlikte bir baskı uygulayarak bunu ortaya koymuştu. Bu saldırının olacağı aslında çok büyük bir beklenti vardı. O karşılanmış oldu. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Son olarak tabii İranlılara bu durum nasıl yansıyor? Şu an normal hayatlarına devam ediyorlar mı? Bir endişe, panik havası var mı? Nedir İran'da durum? Bakın, ilginç bir şey size anlatayım. Neden nedir de bilmiyorum. Yani inanın ki belki dünyada kimse bunu bilmez. 1 Ekim İran İsrail'e saldırdığında, ki zaten 3 gün İsrail bunu bir şekilde yasağa getirdi, yan yasağa getirdi, sonra itiraf etti. Bizim para birimimiz hemen hemen %10-15 arasında değer kaybetti. Altın fiyatı yükseldi. Dolar ve euro fiyatı yükseldi ve bir tedirginlik başladı. Herkes dövizcilere koştu. İsrail'in saldırdığı gecede dolar düştü, euro düştü, altın fiyatı düştü ve İran para birimi değer kazandı. Biz bunu çözemiyoruz. Yani biz saldırıya maruz kalıyoruz, para birimimiz güçleniyor. Biz saldırdığımız zaman para birimimiz düşüyor. Hatta ben bir ifade kullandım bir programda. Keşke Amerika vursa, o zaman bayağı bir İran para birimi biraz değer kazansın. Yani bunu kestiremiyoruz. Konu şu. Bu bir toplumsal bir mühendisliği ihtiyacı var bunu çözmek için. Yani insanlar belki şu soruyu bu şekilde yanıt almışlar. İsrail'in saldırısı bu kadardı. Yani bu niteliği eğer bu kadar ise demek ki bundan sonrası bir saldırı yok. O konu kapanmıştır diye. O zaman bir rahatlama olmuş toplum içerisinde. Normal hayat devam ediyor. Ben hatta ertesi saatlerde, yani o sabaha karşı kaç yayın yaptım Türk televizyonlarla. Araç içerisinde dolaşarak bunu yaptım. Bunu mahsus yaptım. Yani hakikaten Tahran içerisinde bir şey yoktu. Benzin istasyonları da uğradık. Orada bir şey yoktu. Böyle de hayat normal devam ediyordu. Fakat hengame şudur. Niye o zaman dolar düşüyor? Çünkü alanlar zaten bir şekilde tedirgin olmuşlar. Elindeki dolarlar bir şekilde ellerinde kaldı. O bakımdan bu bir toplumsal, yani daha doğrusu toplumsal bir şeydir, bir etkidir. Yani ona başka türlü konuşmak lazım, başka türlü bunu açıklamak lazım. Dediğim gibi ama bir rahatlama var şu anda. Birçok kitle İran saldırı düzenlemeyecek, yani yanıt vermeyecek, adını ne koyarsanız koyun, yanıt vermeyecek bundan yana ve bundan sonrası artık işimize dönelim diye ifadeler var burada. Evet. Hatta Pezeşkian Bey bir ifade kullandı. Bundan sonraki yanıtımız zeka üzerinde olacak. Yani bu daha doğrusu bence zekice bir yanıttır. Yani zeka üzerinde derken hangi nesil savaştan kastediyor ya da başka suikasta mı kastediyor, sabotaj mı kastediyor ya da herhangi başka bir şey. Yani siber saldırı mı acaba teknolojik tabii, olarak mı? Birleşmiş Milletler'de hukuk çerçevesi içerisinde belki bir saldırı, örnek söylüyorum. Dolayısıyla ama İsrail hukuktan dinlemez. Dolayısıyla oradan da bir şey
Bir şey elde edeceğimizi ya da varacağımızı ben düşünmüyorum efendim. Evet efendim. Bu arada tabii Hizbullah da bir yandan İsrail'i vurmaya devam ediyor. Orada da çatışmalar devam ediyor. Hizbullah evet. Hakikaten güçlü bir şekilde hatta vurmaya devam ediyor. Çok fazla yer görmese de Batı medyasında çatışmaya devam ediyor. Onu da altını çizmiş olalım. Evet. Peki çok teşekkür edelim Sayın Bagaryan. Önümüzdeki günler bakalım nelerle gebe. Sizden yine bilgilerinize başvurmaya devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkürler katkınız için. Kolay gelsin. Sağ olun. Başarılar dilerim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.